kırmızısı, yeşili, sarısıyla en çok yenilen meyvedir elma. Genelde kabuklarını soyarak tüketsek de aslında kabuklarıyla yemek en sağlıklısı. Çünkü elma kabuğu en az meyvesi kadar antioksidan barındırıyor. Elmadaki C vitamininin yarısı ise kabuğunda. Eğer siz de elmanın kabuklarını soyduktan sonra çöpe atanlardansınız, işte bu videodan sonra kabukları asla atmayacak ve değerlendireceksiniz. İşte size ilk önerim. Hem leziz hem rahatlatıcı bir seçenek elma çayı. Elma kabuklarını bir cezveye koyun, üzerine biraz su, kabuk tarçın, birkaç tane de karanfil ekleyip kaynatın. Biraz demlendikten sonra süzdürüp isterseniz biraz bal ekleyerek afiyetle içebilirsiniz. Ya da elma kabuklarını küçük parçalara böldükten sonra 1-2 gün kurutup kış çaylarınızın içerisine ekleyip kullanabilirsiniz. Çünkü hem çok lezzetli olacak hem de çok sağlıklı. Elma kabuklarından oda kokusu yapabilirsiniz. Elma kabuğu, tarçın, karanfil, limon kabukları ve biraz da zencefili kaynatın. Şık birer kavanoza koyun, odanızın bir köşesine yerleştirin ve buharının tüm eve yayılmasına izin verin. Böylelikle evinizdeki her yerin mis gibi kokmasını sağlamış olacaksınız. Elma kabukları kötü kokuları alma konusunda da oldukça başarılıdır. Bu nedenle özellikle karnabahar ve lahana gibi kokan yemekleri pişirirken yemeklerin içine bir miktar elma kabuğu koyup öyle pişirin ve sonra kabuğu çıkarın. Böylece kokunun azalmasını sağlamış olacaksınız. Çelik tencere ya da çaydanlığınızın içini parlatmak için içlerine elma kabukları ve bir miktar su koyup 5-10 dakika kadar kaynatın. Ayrıca tencerelerin üzerindeki inatçı lekeleri taze haldeki elma kabuklarının iç kısmıyla güzelce ovalayarak lekeleri çıkarabilirsiniz. Şimdi size sağlıklı bir öneri vermek istiyorum. Elma kabuklarını kuruttuktan sonra blenderda toz haline getirip yoğurt ya da salatalarınızla karıştırabilirsiniz. Ayrıca elma kabuklarını toprağa karıştırarak doğal bir gübreye de dönüştürebilirsiniz. Giysi dolaplarınız için koku yapabilirsiniz. Elma kabuklarını kurutarak biraz tarçın ve karanfil ekleyin, bez torbalara koyun ve dolaplarınızın içerisine yerleştirin. Bu şekilde dolaplarınız mis gibi kokacak. Elma kabuklarının cilt bakımından da çok faydalı olduğu, özellikle göz altlarında oluşan morlukları giderme konusunda büyük katkı sağladığı biliniyor. Kestiğiniz elma kabuklarını göz altlarınıza koyup 20 dakika kadar bekletin ve sonra durulayın. Ayrıca elma kabuklarını kaynatın, soğuduktan sonra bir fısfıs şişeye koyun ve tonik olarak kullanın. Elma kabuklarından sirke de yapabilirsiniz. Elma kabuklarını bir kavanoza koyun ve üzerine kavanoz dolana kadar içme suyu ilave edip biraz tuz ve şeker de koyduktan sonra ağzını kapatıp ışık almayan bir yerde 10 gün bekletin. İşte en sağlıklısından elma sirkeniz hazır. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.